Merhabalar. Altın haftaya yükselişle başladı diyebiliriz. Çünkü Cuma günü altın 410 seviyelerine kadar inmişti. Ons'un 1775 seviyeleri, doların da 7.05 seviyelere inmesiyle altının rakamı 410 liralara kadar, hatta 409 liralara kadar anlık da olsa indiğini gördük. Fakat geçen haftada söylediğimiz gibi, ondan önceki haftada söylediğimiz gibi bunlar alım fırsatı. Biz bunları alım fırsatı olarak görüyoruz. Yatırımcılarımıza kesinlikle tavsiye ediyoruz demiştik. Bu şekilde de gerçekleşti ve altın bu hafta itibariyle tırmanmaya başladı. Pazartesi 411 lira 50 kuruştan açtı ve şu an bu röportajı yaptığımız Salı günü saat 12 tarihi itibariyle, saat 12 itibariyle 422 liraya kadar geldi. Yani 10 liralık bir artış yaşandı. Biz bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz ve alım fırsatının hala geçmediğini düşünüyoruz. Bu yüzden yatırımcılarımıza, müşterilerimize kesinlikle altına yatırım yapmalarını tekrardan tavsiye ediyoruz. Henüz tren kaçmış değil. Altının güvenli liman olması özelliği bütün dünyada kabul edilmiş bir durumdur. Altın rezerv paradır. Dolarla birlikte rezerv olan şey altındır. Dünyadaki bütün ülkeler bununla işlem yapmak zorundadır. Altının güvenli liman olma şeyi de buradan gelir zaten. Ama doların ülkemizdeki dalgalı kur sisteminde biraz fazla dalgalı olması, tabii yatırımcılarımız da heyecanlı, uzun vadeli düşünmüyorlar. Uzun vadeli düşüneceğiniz tek şey altındır. Kısa vadede de altın insanları bazen ters köşe yapsa da yatırımın en güzeli, en kolay ulaşılabilir olanı bizim yatırımcılarımız için, yani Türkiye'deki küçük mikro yatırımcılar için altındır. Senelerden beri gelmiş olan istatistiklere bakınca da altının her yıl enflasyonun üzerine %8, %12, bazen %25'ler civarında koyduğu görülmüştür. Bu yüzden altın yatırımcılarına fiziki olarak altın almalarını tavsiye ediyoruz. Altında yatırım fırsatı hala kaçmadı. O tren hala kaçmadı. Bunların biz hepsini altın fırsatı olarak yani yatırım fırsatı olarak görüyoruz. Altının fiyatlarının hala uygun olduğunu düşünüyoruz. Fakat müşterilerimiz tam böyle düşmeye başladığında daha da düşer diye almıyorlar. O yanılgıya kapılmasınlar. Kendilerine bir yer belirlesinler, bir fiyat belirlesinler. O belirledikleri fiyat üzerinden yatırımlarını yapsınlar. Çünkü pandemi henüz geçmiş değil. Bugün rakamlara baktığımızda dünyanın normalleşme süresini Bloomberg'in yaptığı bir araştırmada en az 7 yıl olduğu söyleniyor. Tedarik zincirinde büyük markaların, bu hafta içinde gördük bu haberleri de, büyük markaların zorlandığını, tedarik zincirlerini tam eski verimiyle çalıştıramadıklarını gördük. Dolayısıyla bunların hepsi altın fiyatlarına yarayacak, yani onsun artmasını sağlayacak gelişmelerdir. Bu yüzden altından vazgeçmemelerini kesinlikle altın öneriyoruz. Sevgililer Günü haftası yoğunluğu henüz başlamadı. Sevgililer Günü haftası cumartesi ve pazara denk geliyor aslında Sevgililer Günü. 14 Şubat pazara denk geliyor. Tabii ki ülke ve pandemi koşulları yüzünden hafta sonu kapalıyız. Ama müşterilerimize Cuma günü akşam saat 6.30 hatta 7'lere kadar hizmet vereceğiz. Hatta 7.30'lara kadar hizmet vereceğiz. Durak Kuyumcu ve Ünye Kuyumcular Birliği olarak böyle bir karar aldık. Çünkü insanlar işten saat 6-6.30 civarında çıkıyor. Mağazalarımızdan saat 7.30'a kadar alışveriş yapabileceklerini buradan söylüyoruz, iletiyoruz kendilerine. Çünkü hafta sonu kapalı olacak. Henüz yoğunluğu başlamadı. Yarından sonra yoğunluğun başlayacağını düşünüyoruz. Müşterilerimizi şimdiden Sevgililer Günü kutluyoruz. Ürünlerimiz, mağazalarımız, Ünye'deki bütün mağazacı arkadaşlar olarak da söylüyorum. Ürünlerimize de güveniyoruz. Gelsinler alışverişlerini. Ünye Kuyumcular Birliği adı altında olan derneğimizdeki kuyumculardan yapsınlar. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Tabii ki indirimler, Sevgililer Günü'ne özel indirimler var kuyumcularda. Tabii ki kuyumcuların indirimi altın fiyatlarına bağlı olarak da değişebiliyor. Özellikle pırlanta sektöründe, elmas sektöründe çok güzel indirimler var. Doların da düşmesiyle birlikte tetiklenen bir durum var. Çünkü onlar dolarla satılır, pırlanta ve elmas çeşitleri. Bu yüzden pırlanta ve elmasta kaçırılmayacak gerçekten fırsatlar var. Şu anda pırlanta ve elmas çok güzel fiyatlara geldi. Müşterilerimize hem Sevgililer Günü dolayısıyla hem de dolar geriye geldiği için
istedikleri pırlantayı, istedikleri fiyatların hatta daha altında alabileceklerini buradan duyuralım.